Değerli basın mensupları Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün ülkemizde kadına yönelik artan şiddet ve çalışan kadınların sorunları, milletimizi ezip geçen ekonomik kriz, sorunları çözme ehliyetini yitirmiş tek adam vesayet rejiminin sebep olduğu devlet krizi, salgın ve aşılama sürecindeki sorunlar tüm bunlara bağlı olarak yaşanan ve her geçen gün biraz daha ağırlaşan toplumsal buhran yine bu buhranı aşmak milletimizin rahatlatmak için yapılması gerekenler vardı. Değerli basın mensupları bugün 8 Mart. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bir ülkenin ilerlemesi, kalkınması, çağdaş medeniyet seviyesini yakalaması kültürel, sosyal, ekonomik ve politik hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların her alanda hak ettiği konumu ve sorumluluğu alabilmesiyle mümkündür. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, toplumun bir yarısı yere zincirle bağlanmışken, diğer yarısı göğe yükselemez. Ama Türkiye'de kadın olmak çok zor. Bu ülkede 92 yaşındaki bir kadın cinsel saldırıya uğrayıp hunharca katledildi. Korkunç bir olay. Ama İçişleri Bakanlığı şimdi bu vahşi cinayeti bırakmış failin elindeki üç hilal dönmesinin neden yayın organlarında gösterildiğinin derdine düşmüş. Bunlar için varsa yoksa kendi imajları, varsa yoksa kendi itibarları, Cumhur İttifakı ortakları imajlarını dert edindikleri kadar Kadına yönelik şiddeti maalesef dert edinmiyor. Yine geçtiğimiz hafta Samsun'da kadına yönelik şiddetin en aşağılık, en bayağı haliyle karşılaştık. Bir anne, 5 yaşındaki küçücük evladının gözü önünde, sokak ortasında korkunç bir şiddete maruz kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tüm Türkiye'de büyük bir infiale neden oldu. Sorunu çözmek, sorunun varlığını kabul etmekle başlıyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, ülkemizin yüzleşmesi ve siyaset kurumunun, yönetimlerin çare üretmesi gereken çok büyük bir sorun. Sadece geçtiğimiz yıl 300 kadın cinayete kurban gitti. 171 kadın şüpheli bir biçimde hayatını kaybetti. Yine daha 2021'in ilk iki ayında bu ülkede 51 kadın cinayeti gerçekleşti. Hafta sonu Denizli'de, bugün Antalya'da yeni kadın cinayetleri haberleriyle sarsıldık. Kadına yönelik şiddetin araştırılması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sayısız araştırma önergesi verdik. Ama hepsi de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları ile reddedildi. Ülkeyi yönetenlerin meseleleri mesele etmezseniz Ortada mesele kalmaz anlayışı burada da kendisini gösterdi. Vahşi bir kadın cinayeti ya da Samsun'da olduğu gibi kadına şiddet toplumda büyük infial uyandırınca saray efradı canhıraş biçimde olayın takipçisiz takipçisiyiz mesajları atmaya başlıyorlar. Saray bilmelidir ki kadına şiddet sadece takipçisiyiz mesajlarıyla durdurulamaz. Devleti yönetenlerin sorumluluğu kadına şiddeti engellemektir. Yasaları uygulamaktır. Ama onun yerine Saray ve AK Parti bu yasalara temel teşkil eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'ni bize uymadı deyip tartışmaya açıyor. Artık daha fazla vakit ve can yitirmeyelim. Bu işin üstesinden gelemiyorsanız o koltukları fuzuli yere işgal etmeyin. Gereğini yapın. Biz açık çağrı yapıyoruz. Bu meseleyi Erdoğan'ın şahsım hükümeti saf saklıyorsa soruna Türkiye Büyük Millet Meclisi vaziyet etmelidir. Yasaların neden uygulanmadığının hesabını yetkililerden sormalıdır. Kadına yönelik şiddet elbette çok büyük bir sorun. Ama Toplumsal yaşamda kadınların tek sorunu şiddet değil. Hayatın her alanında başka pek çok sorunları var. Şu grafiği ve ne anlama geldiğini çok iyi irdelememiz gerekir. 15-29 yaş arasındaki her 100 kadından 40'ı ne okuyor ne de çalışıyor. Ekonomik İşbirliği teşkilat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinin tamamında yüzde 40 dediğimiz bu oran yüzde 15 civarında. Türkiye OECD ülkeleri içinde en kötü konumdaki ülke. Buradayız. Buradayız. Kadınlara ne doğru dürüst eğitim verebiliyor, ne de doğru düz doğru dürüst iş verebiliyor kadına her alanda eşit imkanlar sağlanmadan özlediğimiz insani gelişmişlik seviyesine ulaşamayız. Tüm gençlerimize ama özellikle genç kadınlara iyi bir eğitim vermeden onlara kaliteli iş ve istihdam imkanları sunmadan ne orta gelir tuzağından kurtulabiliriz ne zengin müreffeh bir ülke olabiliriz. Ne gelir dağılımındaki adaletsizlikleri çözebiliriz ne de geleceğe güvenle bakabiliriz. Peki Erdoğan'ın şahsım hükümeti bunun farkında mı? Elbette hayır. Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen bir zihniyetten ne kadın haklarına ne de insan haklarına saygı beklemek mümkün değildir. Anadolu irfanının gür sesi rahmetli Neşet Ertaş. Ne güzel diyor. Kadın insan, biz insan Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri Sayın Genel Başkanımızla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir yasa teklifi verdi. Kadınlara siyasette eşit fırsatlar sunmayı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün Dünyanın diğer bazı ülkelerinde olduğu gibi tatil ilan edilmesini de içeren bu düzenlemeyle bu düzenlemeye herkesten, tüm partilerden, toplumdan destek bekliyoruz. Değerli basın mensupları. 19 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan'ın şahsım hükümeti metal yorgun. Tükenmişlik sendromu yaşıyor. Millete söyleyecek sözleri kalmadı. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nden kopyalanıp yapıştırılan ilke ve haklar insan hakları eylem planı denerek 232 yıl sonra milletin önüne servis ediliyor. Ama milletin artık lafa karnı tok. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Milletimiz 19 yılın ardından artık eylem planları falan değil, eylem bekliyor, eylem Millet artık uygulamayı görmek istiyor. Bir de çıkıyorlar. Eyleme geçmek için iki yıl lazım diyorlar. Sanki taze hükümet. 19 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan'ın şahsı hükümetleri. Değerli basın mensupları, zamanlamaya bakınca insan düşünmeden edemiyor. Acaba bu eylem planı içeriye değil de okyanus ötesine gönderilen Transatlantik ötesine gönderilen ucu yakılmış bir mektup mu? Beyaz Saray'dan beklenen telefon bir türlü gelmeyince Erdoğan şahsım hükümetin aklına acaba böyle bir çare mi geldi? Evet, Beyaz Saray'dan beklenen telefon gelmedi ama Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Biden bir noktada Erdoğan'ı da arayacakmış. Erdoğan şahsım hükümetinin milli olması gereken dış politikayı şahsileştirmesinin bedelini böyle ödüyoruz. Dostum Trump, dostum Putin denerek işler yürür sanıldı. Dış ilişkiler milli çıkarlara göre değil, Erdoğan'ın kişisel öncelik ve beklentilerine göre götürüldü. Erdoğan'ın dört yıl boyunca Trump'la yap konuştuğu ana konunun Rıza Zarrab ve Halk Bankası davası olduğunu Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı daha çok yakın zaman önce itiraf etti. Bu süreçte Trump'ın Erdoğan'a yazdığı sert adamı oynama aptal olma diyen ağır hakaretler içeren kağıt müsveddesi bile sineye çekildi. Bu müsveddeyi Erdoğan muhatabının suratına çarpamadı. Aksine koşa koşa gittiği oval ofiste bu müsveddeyi masanın mahcup bir edayla masanın bir kenarına iliştirdi. Kendi ifadeleriyle takdimle yetindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kongre üyeleri ve sanatörleri Erdoğan'ın mal varlığını araştırma tehdidini savurunca da Suriye'de yürütülen Barış Pınarı harekatı hemen durduruldu. Hakaretlere, tehditlere bu millete yarışır. Dört başı mamur bir cevap verilemedi. Mal varlığı mı araştıracaksınız? Hodri meydan buyurun araştırın diye rest çekilemedi. Bunları biz unutmadık. Milletimiz unutmadı ama anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri de unutmamış. Ne yapsak sarayın kibirli adamı sindirir diyorlar. Biden bir noktada Erdoğan'ı arayacak da ne demek? Bu lafları Erdoğan sineye çekebilir. Ama ne biz ne milletimiz sineye çekemiyoruz, çekemeyeceğiz. Buna sessiz kalmak milletimizi üzüyor. Erdoğan'ın şahsi meseleleri ülkemizin milli menfaatlerinin önüne geçince milli güvenliğimizin aşil topuğuna dönüşüyor. Erdoğan'ın milletimize karşı şişen egoları, kibirle dolan yelkenleri Beyaz Saray karşısında İni veriyor. Değerli basın mensupları yıllardır söyledik. Mısır Doğu Akdeniz'deki dengeler ve milli menfaatlerimiz açısından önemlidir. Türkiye ve Mısır köklü ilişkileri olan, tarihi bağları olan iki devlettir. Mısır ile krizin başladığı ilk günden itibaren bu işi düzeltmelisiniz dedik. Genel Başkanımız, Büyükelçilerimiz Sayın Faruk Loğlu'nu ve Sayın Osman Korutürk'ü daha 2013 yılında Mısır'a gönderdi. Mısır'a demokrasi taleplerimizi ve barış mesajlarımızı ilettik. 2013'ten bu yana Doğu Akdeniz'de yaşadıklarımız bizlerin kaygılarının ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Erdoğan şahsım hükümetinin rabia siyaseti şartların dayatmasıyla geç de olsa sanki değişiyor gibi. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Mısır'a çiçek atmaya başladı. Bugün de sarayın sözcüsü Mısır'a çiçek sundu. Bu gidişle AK Parti yakında Rabia selamlarından da vazgeçerse hiç şaşırmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Doğu Akdeniz'de uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz. Bu bölgeyi bir refah ve zenginleşme alanı olarak görüyoruz. Şunun farkındayız. Türkiye'miz bu yakın coğrafyanın en büyük ve gelişmiş ekonomisidir. Dolayısıyla bu bölgedeki işbirliklerinden en çok menfaat sağlayacak ekonomi Türk ekonomisidir. Bu nedenle Körfez ülkelerinden başlayarak Doğu Akdeniz'e kadar uzanacak Refah Hilali'nde Türkiye'yi önemli bir küresel aktör haline getirmekte kararlıyız. Türkiye'nin sürdürülebilir sağlıklı büyüme patikasına dönmesi, gençlerine, işsizlerine iş ve istihdam yaratması, küresel ticaretten hak ettiği payı alması, zengin ve müreffeh bir ülke olması ancak bu tür bölgesel işbirlikleriyle ve barış projeleriyle mümkün olabilir. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın 2013'ten sonra düğmesine bastığı tek adam vesayet rejimi ve şahsım hükümeti projesi, sadece dış politikada değil, ekonomide de büyük sorunlar çıkardı. 2013'ten bu yana milli gelirimiz 241 milyar dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 2020 büyüme verileri açıklandı. Öyle gözüküyor ki iş yaratmayan büyüme ile ülkemizi tanıştıran Erdoğan'ın şahsı hükümetleri Sonunda iş kaybettiren büyüme ile de Türkiye'yi tanıştırdı. 2020'de işini kaybeden çalışanlarımızın sayısı 1.272.000'e ulaştı. Yine son iki yılda yaklaşık 2 milyon çalışanımız işini kaybetti. Oysa hepimiz biliyoruz ki ekono hükümetlerin ekonomideki başarısının yurttaşlarına sağladıkla iş başarıları yurttaşlarına sağladıkları işle ölçülür. Yeni işler verememek beceriksizliktir. Ama yurttaşların elindeki işi almak, işi olanı işsiz bırakmak beceriksizliğin dik alasıdır. 2020'de onca kredi dopingine rağmen tüm sektörlere dengeli yayılmayan K tipi büyüme ile karşı karşıya kaldık. Bazı sektörler büyüdü, bazı sektörler küçüldü. Sanayideki büyüme sınırlı kalırken ulaştırma, ticaret, konaklama sektörleri daraldı. Ama bir ilginç gelişme var. Büyümenin yarısı, tekrar söylüyorum, büyümenin yarısı finans sektöründeki büyümeden geldi. Sektörlere dengeli dağılmayan böyle bir büyüme elbette kaliteli ve sürdürülebilir değildir. Aslında büyümenin kalitesi kadar büyümenin verilerinin kalitesi de sorunlu. 2020'de tüm hizmet sektörlerinde çalışan sayısı 807 bin kişi düşmüş. Ama ne olmuşsa olmuş, çalışan sayısı bu kadar azalırken bu sektör binde altı büyümüş. Bu nasıl oldu? Yerleşik ve yerleşik olmayan ailelerin hizmet tüketimi. Yüzde 11 düşmüş. E Peki, Hizmet tüketimi yüzde on bir düşerken hizmetlerin katma değerindeki artış nasıl oluyor? 2020'de yine 2020'de 25 milyar dolarlık parasal altın ithalatı yatırım harcamalarındaki artışa ne kadar katkı verdi? TÜİK'e soruyoruz. Makine teçhizat yatırımlarındaki artışın ne kadarı taşıt alımlarından kaynaklandı? tüm bu sorular aslında büyüme verilerindeki gri alanlara işaret ediyor. İşte bu gri alanların TÜİK tarafından aydınlatılmasına ihtiyaç var. Değerli basın mensupları 2020'de %1,8'lik büyüme için yüksek borçluluğa, yüksek işsizliğe, yüksek enflasyona, yüksek faize, yüksek cari açığa, yüksek kamu açığına ve açık veren rezerv dengesine razı olduk. Yani arabayı birazcık yerinden kımıldatabilmek için şanzımanı dağıttık. Motor yandı. Kaporta darmadağın oldu. Arabayı kullanan acemi şoför ise kaza mahallinden kaçıp gitti. Şimdi bugün ekonomimiz eskisine göre çok daha kırılgan. Hem aileler hem de şirketler ciddi sıkıntıda. 2020'de icralık olan tüketici kredisi dosyalarının sayısı 2 milyonu aşmış. İcralık olan bireysel kredi kartlarının sayısı ise 1,5 milyona dayanmış. Daha yeni Türkiye'nin önemli bir mutfak gereçleri üreticisi İstanbul'daki 25 bin metrekarelik fabrikasının anahtarını borçları karşılığında bankalara bırakma kararı aldı. Korkarım önümüzdeki günlerde bu tür haberleri daha sık okur hale geleceğiz. Milletimiz işsizlik ve borç kıskacında inim inim inliyor. Bir yandan da hayat pahalılığı milleti perişan ediyor. Vatandaşın mutfaklarında her mutfakta kullanılan ayçiçek yağının artık yanına yaklaşılmıyor. Millet bir litre ayçiçek yağını alamaz hale geldi. Şimdi yarım litrelik şişelerde sıvı yağ satılıyor. Yoksul mahallelerde, sokak arası bakkallarda ise sıvı yağ çay bardağıyla satılmaya başlanmış. Vatandaş bakkaldan bir paket margarine bile artık ikiye böldürüp alıyor. Fırınlarda milletimiz bayat ekmek kuyruklarında bekliyor. Manav reyonlarından çıkma sebze meyve kovalanıyor emeklilerimiz doğal gaz faturasını ödeyemediğinden evinde soğukta oturuyor. Bir emekli vatandaşımız bu faturayı verirsem elektriği var, suyu var, elimde sadece 300 lira kalıyor. Başka bir şey demiyorum diyerek gözyaşlarına boğuluyor. Erdoğan şahsım hükümeti bunları görüyor mu? Hayır görmüyor. Erdoğan ve şurekasının sarayda keyfi yerinde. Bildikleri bir tek ezber var. Varsa borç yoksa faiz. Şubat ayı hazine nakit dengesi açıklandı. Sadece bu yılın ilk iki ayında hazinenin ödediği faiz geçen yılın ilk iki ayına yani aynı dönemine göre yüzde 60, bir daha söylüyorum yüzde 60 artarak 32 buçuk milyar lirayı aşmış. Şahsım hükümeti faiz baronlarını ihya etmek için elinden geleni ardına koymuyor ama buna rağmen yeni ekonomi yönetimine duyulan güven hızla eriyor faiz baronlarıyla cicim ayları çabuk bitmiş görünüyor yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin cazibesi artıyor buna karşılık Türkiye'ye yabancı sermayenin ya da sermayenin gelmesi bakımından ekonomiye güveni arttıracak adımlar hala atılmamış durumda. Tam tersine ekonomide risk ve belirsizlikleri arttıracak pek çok hatalı adım atılıyor. Yeni ekonomi yönetimi döviz kurunun hızla gevşemesine göz yumdu. Zannetti ki bu suretle bankalardaki döviz mevduatları eriyecek. Oysa yapması gereken rezerv biriktirerek Döviz kurunun kontrolsüz bir şekilde gevşemesini engellemekti. Ama bunu yapmadı. Döviz kuru hızla değer kazanınca da ülkeye gelen sermaye akışı ciddi şekilde yavaşlamaya hatta tersine dönmeye başladı. Yine geçtiğimiz haftalarda bir damat güzellemesidir gitti. E bu tabii Acaba damat ve politikaları geri mi geliyor? Endişelerini de arttırdı. Hemen bunun arkasından gelen bir de zorunlu karşılıklarla oynama acaba dedi yatırımcılar. Arka kapı yani para piyasasında arka kapı politikalarına yeniden geri mi dönülüyor? En önemlisi 4 aydır ortaya kapsamlı bir programı şahsım Erdoğan'ın şahsım hükümeti koyamadı. Bir sürü laf, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar. Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümetinin siyasi belirsizlik yaratacak adımları da piyasada kaygıları arttırdı. Ekonomide risk ve belirsizlikler arttı. Türkiye yüzde on yedi politika faiziyle dünyanın en yüksek faizine sahip 10 ülkeden biri. Ama buna rağmen faiz lobileri şimdi e hadi bir 100 puan daha, 100 bas puan daha arttırın demeye başladılar faizleri. E bir yandan da döviz kurları ve ülke risk primi yerinde durmuyor, yukarıya doğru gidiyor. 40 katır ile 40 satır arasına sıkışmış vaziyetteyiz. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın bürokrasiye hakim olmakta da zorlandığını görüyoruz. İki haftada iki TÜİK Başkanı'nın değiştirilmesi Borsa İstanbul Başkanı'nın gelen söylentilere göre saraydan gelen müdahalelerden rahatsız olup görevinden istifa etmesi, merkez bankasından 128 milyar doları buharlaştıran bürokratlı bürokratlara halen dokunulmaması, ekonomi yönetiminin bu işlere hakim olduğu hakim olamadığı iddialarını güçlendiriyor. Saray entrikaları ve ayak oyunları bir kez daha hız kazanmış görünüyor. Ve ne yazık ki bunların faturasını da insanımız canıyla ödüyor bazı yerlerde. Bakın dün Osmaniye'den çok acı bir haber aldık. 39 yaşındaki bir müzisyen kardeşimiz. İşsizlik ve çaresizlik içinde yaşamına son vermiş. Bu kaçıncı müzisyen intiharı? Artık biz sayamaz olduk. İnsanlarımız canlarıyla saraya ihtarname çekiyor. Ama çekilen bu acıları Erdoğan'ın sarayında duyan yok. Bu arada salgın cephesinde de kontrol kaybedilmiş durumda. Günlük vaka sayıları 11 binin üzerine geldi yerleşti. Aşılama hızı da yeniden düşmeye başladı. Ortada salgınla mücadele stratejisi veya bilimsel salgın yönetimi yok. Onun yerine Çamura yatma var. Fatura millete yıkılmaya çalışılıyor. Valilerden vatandaşlara yeniden kapanma olabilir. Kendinize dikkat edin uyarıları art ardına geliyor. E peki bu ilçelerde siz niye tedbir almıyorsunuz? Ya da alacağınız tedbirlerin sorumluluğunu neden vatandaşa yüklemeye çalışıyorsunuz? Sağlık Bakanı'nın son açıklaması ise çamura yatmanın tam da daniskası. Millet'e 100 milyon doz aşı temini taahhüdü veren bakan bu aşı programı riske girince sorumluluğu genel başkanımıza yıkmaya çalışıyor. Bunu ima ediyor. Sorumluluktan kaçmaya uğraşıyor. E hayırdır Sinovac firması aşıları teslim etmiyor mu? Sağlık Bakanı'na küstü mü? Ya böyle gayri ciddilik olmaz. Sayın Bakan siz aşıda doğru dürüst kaynak çeşitlemesi yaptığınızda biz mi elinizi tuttuk? Hani nerede kaldı Alman aşıları? Bir, bir buçuk milyon doz Alman aşısı Ocak ayında gelecekti. Mart sonuna kadar ise dört buçuk milyon doz aşı gelmiş olacaktı. Ocak bitti, Şubat bitti, Mart'ın ortasına geliyoruz. Ortada hala Alman aşıları yok. Tamam dünyada pek çok ülke aşıda tedarik sıkıntıları yaşadı. Ama bunları öngörerek kaynak çeşitlemesi de yaptı. Bunları kaynak çeşitlemesiyle ilgili sözleşmeleri çoktan imzaladı. Erdoğan'ın şahsı hükümeti maalesef salgında da aşı yönetiminde de çuvalladı. Şimdi bunun bedelinde milletimiz sağlığıyla canıyla ödedi, ödüyor. Sorunları doğru teşhis etmeden, Doğru tedavide olmaz. Sorunun kaynağı bellidir. Sorunun kaynağı tüm gücü tek bir kişinin elinde toplayan, ülkede denge ve denetimi bitiren, istişareyi kaldırıp tek kişinin aklını egemen kılmaya çalışan, liyakat yerine sadakati, kural yerine keyfiliği esas alan Erdoğan'ın şahsi hükümetidir. Tek adam parti devleti vesayet rejimidir. Erdoğan şahsı hükümeti için Erdoğan'ın şahsı hükümeti için harç bitti yapı paydos deme vakti gelmiştir. Bu hükümetin milletimize artık verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Millete söyleyecek sözler tükenmiştir. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Yapılması gereken bu hükümetin fişinin çekilmesidir. Bunun için bir an önce milletin hakemliğine başvurulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi hazırdır. Kendimize güveniyoruz. Geçmişte defalarca ülkemizi krizlerden çekip çıkarmış kadrolarımızla bu işin altından biz kalkarız. Milletimizi buhrandan, bu buhrandan biz çıkarırız. Milletimiz kimin ne yaptığını, ne yapabileceğini görüyor. Herkesin notunu veriyor. Sandığın bir an önce önüne gelmesi için sabırsızlıkla bekliyor. Sandık önüne geldiğinde de herkese yerini gösterecek. Yoksulluğa, işsizliğe, adaletsizliğe son verecek. Yandaşa değil millete hizmet edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetkiyi verirken bu beceriksizleri de evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Orada televizyonundan Şevket Erkiven. Efendim benim sorum Freedom House'un özgürlüklerle ilgili raporuna dair olacak. Hı hı. Söz konusu raporda 2020 yılında özgürlüklerin gerilediği tespiti var. Bununla beraber Türkiye için de yine özgürlüklerin gerilediği Batı Afrika ülkesi Mali'den sonra ikinci ülke tanımlaması yapılıyor. Son 10 yılda ise 31 puanlık bir gerilemeden bahsediliyor. Çok geniş kapsamlı bir rapor ama genel itibariyle Türkiye'de medya ve diğer alanlarda özgürlüklerin sınırlandığına dair, sınırlandırıldığına ilişkin e, tespitler var. Sizin bu raporla ilgili görüşünüz, yorumunuz ne olacak efendim? Çok teşekkür ederim. E tabii Türkiye'de hukuk devletinin bireysel özgürlüklerin, demokratik değerlerin hızla yıpranmakta olduğunu özellikle bu sürecin tek adam vesayet rejimi inşası ve şahsım hükümeti kurma projesinin düğmesine basılmasından sonra ortaya çıktığını biz de söylüyoruz. Ve maalesef bu gidiş bu ülkeyle ilgili olarak yatırım yapılabilir ülke algısını değiştiriyor yatırımları inkitaya uğratıyor. Ülke ekonomisini kırılgan hale getiriyor. Milletimizin cebini, mutfaktaki tenceresini boşaltıyor. Haber Global Selen Yalaz. Efendim, eee Özgür Özel'in Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Diyarbakır annelerine bir ziyareti oldu. Bu ziyaretin ardından da bazı eleştiriler geldi hem annelerden hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Şöyle bir ifadesi var Cumhurbaşkanı'nın. Diyarbakır anneleri birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de gereken cevabı vermiştir ifadelerini kullandı. Siz neler söylersiniz gelen eleştiriler için? Grup Başkan Vekilimiz Diyarbakır'a gittiğinde Diyarbakır annelerini de ziyaret etmiş biz baştan itibaren e, evlatlarının peşine düşen bu annelerin taleplerinin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini, bu annelerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini, bunu da özellikle devletin bir an önce yapması gerektiğini söyleyip duruyoruz. Anlaşılan şimdi bizi Diyarbakır annelerine gitmemekle eleştirenler, eleştirenler, grup başkan vekilimiz oraya gidince de niye gitti diye eleştirmeye başlamışlar. Çok açık söyleyeyim. Millet bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor. Önüne gelen ilk sandıkta da yerlerini gösterecek. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle o soruları ileteceğim. İlk olarak Fox TV tarafından yönlendirilen bir soruyla başlıyorum. Fox TV'nin sorusu şöyle. Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla'nın istifasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii sonuç itibariyle Hakan Atilla bir memur, istifada tek taraflı bir müessese. Onun için yani neden istifa etti onu tabii biz bilemeyiz. Ee, ama Hakan Atilla, Atilla herhangi bir isim değil. Bir dönemler büyük bir kahraman olarak ilan edildi. Sonra da Borsa İstanbul'un e, başına getirildi. Şimdi piyasadan gelen bazı duyumlar var. Bunu yazıyor basında? Hakan Atilla saraydan gelen baskıları artık taşıyamaz hale geldiğini. Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bakanını da bu sıkıntılardan haberdar ettiğini ama bir türlü buna bir çözüm bulunamadığını duyuyorduk. Okuyorduk. Anlaşılan Hazine ve Maliye Bakanı biraz önce de söylemiştim. Ekonomi bürokrasisi üzerinde hala hakimiyet kuramamış vaziyette. Yani bakın TÜİK'in başına getirdiği başkanı iki hafta sonra görevden aldı. Niye aldı? Neyi beğenmediniz? Daha önceki başkan için liyakatli deniyordu. E, bir sürü komisyon kurdu verilerin kalitesini denetleyebilmek için. Enflasyon rakamlarını mı beğenmediniz? Büyüme rakamlarını mı beğenmediniz? Değiştirdiniz. Yerine Marmara Üniversitesi'nden bir hocayı getirdiniz. Bunları millet merak ediyor. Yani TÜİK'in veri kalitesinin tartışıldığı şu ortamda bu değişikliklerin hepsi ben çok açık söylüyorum ülkenin risk birimini de arttırıyor. Sigorta primini de arttırıyor, CDS'lerini de arttırıyor. Faizleri de arttıracak. Bu yanlışları yapmamak lazım. Yine Merkez Bankası kasasından 128 milyar doları buharlaştırılan bürokratlar hala yerlerinde oturuyorlar. Buna karşılık da bakan 128 milyar doları buharlaştırılan damada güzellemeler yapıyor. Böyle anlaşılıyor ki Sayın Bakan da bir yerleri aşamıyor. Tabi son olarak akla şu da geliyor. Acaba Hakan Atilla'nın istifası aynı zamanda konuşmamda söylediğim Biden'a gönderilen ucu yanık mektubun bir eki midir? Bu soruyu da sormak lazım. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün yaptığı açıklamada parlamenter sistemi dönüşünde ancak anayasa değişikliği mümkün olduğunu söyledi. Anayasa tartışmasının yeni anayasa üzerinden yapılması gerektiğini ifade etti. Bu bu açıklama sizce sistem değişikliğine yönelik bir sinyal mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisini anayasa çalışmalarına katılmaya teşvik etmeye yönelik bir taktik mi? Bu sözleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de şu soruyla başlayayım yani aynı derede kaç defa yıkanacağız? Erdoğan ne zaman anayasa değişikliği dese Kaybeden hep milletimiz oldu, kazanan hep Erdoğan oldu. Erdoğan hep kendine göre anayasa elbisesi diktirdi. 12 Eylül 2010'da darbe anayasasını değiştiriyoruz dediler. Anayasayı değiştirdikleri ortakları kalktı darbe teşebbüsünde bulundu. 16 Nisan 2017'de anayasa değiştirildi. Ülkeyi uçuracak diye getirdikleri tek adam vesayet rejimi milletimizi perişan etti. Biz bu iki anayasa değişikliğinde de önerilerimizi yaptık, eleştirilerimizi sıradık, sıraladık, dinlemediler. Şimdi yeniden döndüler, dolaştılar. Bir kere daha anayasayı değiştirelim diyorlar. Ya önce bir çıkacaksınız, milletin önünde samimi bir günah çıkaracaksınız. Diyeceksiniz ki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmekle yanlış yaptık. Milletten bir özür dileyeceksiniz. Bunlar yapıldı mı? Hayır. Bunlar olmadan anayasa değişikliği tartışılmaz dahi. Anayasa değişikliği için önce zihniyetin değişmesi lazım. Evet teşekkür ediyorum. Efendim KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Meclis Başkanı Şentop açıklamasının devamında ile ilişkin olarak da bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok dedi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kişisel başvuruların Anayasa Mahkemesi'ne, Yüksek Mahkemelere yapılan kişisel başvurunun sonucu kesinleşmeden fezlekelerin okutulmasının ortaya çıkardığı sorunları Enis Berbero, milletvekilimiz Enis Berberoğlu ile ilgili hadiselerde gördük. Yani milletin verdiği yetkinin milletvekilleri tarafından bir hakkın kullanılmamasını kullanılmamasına bu yaklaşım neden oldu? Milli iradeyi kısıtladı. Sonuç itibariyle ortaya çıkan vahim neticeler bundan önce görüldü, tecrübe edildi. Meclis başkanının bunları hatırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne verilen millet iradesinin yargı tarafından inkitaya uğratılmaması için gerekli hassasiyeti göstermesini beklemek tabii ki hakkımız. Evet. Efendim, ATV, A Haber ve CNN Türk tarafından bize yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlemesine İYİ Parti'den tepkiler geldi. Meral Akşener'de Sayın İmamoğlu'nun attığı tweet arkadaşlarımızın çoğu beğen tarafından beğenilmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Ben de saygı duyuyorum dedi. Bu konuya ilişkin sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? 8 Mart Çalışan Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim.